Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu anda neredeyiz? Las Vegas'tayız. Las Vegas dünyanın bütün parasının toplandığı yer. Milyon dolarlık insanlar işte buraya geliyor. Bir gecede ya da 2-3 saatte burada milyonlarını bırakıp evlerine gidiyorlar. Ya da milyonlar alıp gidiyorlar. Las Vegas'tayız ve size şu anda Las Vegas'tan sesleniyorum. Neden geldik? Buraya arkadaşlar, biz Türkiye'yi temsil etmek için buraya geldik. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'yi temsil etmek için geldik. Şu anda buranın alt katında 1700 metrekare büyüklüğünde, yani yaklaşık 2 dönüm büyüklüğünde bir fuar kuruyoruz. Ve fuarımız Türkiye Fuarı. Yani Türkiye'deki insanların Amerika'da tanıtım yapacağı bir fuar. Ve bu bir takı fuarı, altın fuarı. Ve bütün kuyumcular şu anda, yarın fuarımız açılacak ve bütün kuyumcular burada olacak. Ve ben size şu anda fuarın yapım aşamasını göstereceğim. Ama şu anda otelin içinden size sesleniyorum. Burada. Guys, I'm sorry. You need a permission for this. Tamam, sorry about this. Evet arkadaşlar, şu anda biraz önce kasinonun içinden yayın yapıyordum. Ve gördüğünüz gibi güvenlik geldi. Yasak dedi. Şimdi maalesef iniyorum. Otelin altına doğru iniyorum. Yani fuar kurduğumuz yere doğru gidiyorum. Ve orada bugün size şunları göstereceğim arkadaşlar. Bir fuar nasıl kurulur? Nasıl bir çalışma ortamı yaşıyoruz? İşçiler ne durumda? Ve bunları size göstereceğim. Kurduğumuz devasal fuarı size göstereceğim arkadaşlar. Sadece Amerika'ya değil, dünyanın her yerine bu fuarı kuruyoruz. Ve fuar kurdurmak isteyen arkadaşlar da iletişime geçebilir. Ve onları da, bireysel fuarlarımız da var, onları da size göstereceğiz. İletişime geçebilirler, her türlü yardımcı olabiliriz. Evet, şimdi arkadaşlar otelin en alt kısmından fuar alanına doğru girdik. Gördüğünüz gibi burası geniş bir fuar alanı. Böyle herkes burada kendi ürünlerini sergilemek için fuar kuruyor. Ve 3 günden beri çalıştığımız ve bizim de Amerika'da Türkiye'yi temsil edeceğimiz fuara doğru yaklaşıyoruz. Ve evet, gördüğünüz gibi Türkiye Amerika'da. Evet, Amerika'dan tuttuğumuz yerel işçilerimizle şu an konuşuyor gördüğünüz gibi. Bakın, 3 günlük bir çalışma sonucunda şu an bunları bu hale getirdik. Hala çalışma devam ediyor. ¿Qué pasa, amigo? Usta. Okay. Elektrikçimiz Kerim Pek demek. Şu anda gördüğünüz gibi. ¿Cómo estás? Yeah, oh, you're recording. Record, yeah. How is today? Okay, good. Good. Evet, Amerika'dan aldığımız ekstra işçiler şu anda. Evet, ustabaşımızı görüyorsunuz, Cengiz Bey. Evet, şu anda görüyorsunuz eserimizi. Evet, eserimizin mimarı burada. Erol Pek demek. Eserimizin mimarı kendisi. Gördüğünüz gibi işin kontrolünü yapıyor şu anda. Türkiye'yi temsil etmek için Las Vegas'ta şu anda kurmak üzere devam ediyoruz. Arkadaşlar, büyük fuarımız olduğu gibi bir de küçük standlarımız var. Bunlar da bireysel standlar oluyor. Türkiye standından ayrı kişisel bireysel standlar. Evet, şimdi onu da size göstereyim. Bakın, hala bitmiyor. Bakın şu adanın güzelliğine bakın arkadaşlar. Las Vegas'ta şu an küçük bir Türkiye kurduk. Resmen küçük bir Türkiye. Türkiye'yi böyle temsil etmeyeceğiz de nasıl temsil edeceğiz? O büyük fuardan ayrı, 80 katılımdan ayrı şu anda tekrar bir fuar daha var burada. Amigo! Hey amigo! How is today? Good morning. Dışarıdan aldığımız işçiler arkadaşlar. Türkiye'den getirdiğimiz arkadaşlar yetmiyor ve ekstra dışarıdan işçi alıyoruz. Kerim Bey kontrol ediyor şu anda buranın lambalarını takmak üzere. Evet arkadaşlar, burası da bu fuarın kalibi, info diye geçiyor arkadaşlar. Bütün fuarın hizmetleri, kontrolü, tanıtımı buradan yapılıyor. Evet, yine gördüğünüz gibi. Evet, Sakarya'nın bağrından, Hocaköy'den Ahmet Bey de buraya gelmiş. Resmen Amerika'ya küçük bir Türkiye kurmuşsunuz. Bu sadece Amerika için değil, bütün dünyada bu fuarları kuruyoruz arkadaşlar.
fuar kurdurmak isteyen arkadaşlar ya da fuar işinden anlayan mobilyacı arkadaşlar iletişime geçebilir. Eleman lazım olduğunda iletişim kurabiliriz. Fuar kurdurmak isteyen arkadaşlara da fuar kurmak için yardımcı olabiliriz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu anda bireysel bir fuara daha geldik. Bakınız, malzemelerimizi buraya boş alana şu anda koyduk ve paletimiz böyle bu şekilde geldi ve burası 3-4 saat sonra gördüğünüz gibi o şekilde devasa bir fuara dönüşecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bankolar burada bu şekilde koyulacak ve suntalar duvar şeklinde buraya takılacak. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Ve ben videoyu çekerken şu anda fuar kurulumu başlamış bile. Bakınız, suntalar teker teker özenle geliyor. Özenle getirmediniz mi? O kadar özenle getirdim. Evet, gördüğünüz gibi özenle suntalar geliyor. İki tane ekip gönderilmiş. Bu ekip burada daha temiz bir şekilde ekmeğe ulaştırmayı amaç fuarı kuracak arkadaşlar. Evet. Sakarya'nın bağrından kopup gelmiş. Fuar şirketimiz Sakarya'da. Onun için Sakarya'dan birçok işçi buraya getiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda işçilerimiz mola yapıyor. Çay molası. Evet, Hüseyin arkadaşımızı görüyorsunuz. Osman Bey. Elektrikçimiz Cihan Bey. Mobilyacımız neydi abisi? Mustafa abi. Evet, gördüğünüz gibi şu anda çay molasındayız. Osman abi. Ne zaman teslim burası? Yarın. Yarın teslim edebileceğiz mi sizi? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi işçilerimiz şu anda birkaçı. Burada 30 kişiyiz. 15 tanesi yabancı. 15 tanesini Türkiye'den getirdik. Ve şu anda gördüğünüz gibi çay molası yapıyoruz ve zaman zaman sizlere kesitlerden bilgileri vereceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi fuarın dışına çıktık. İşçilere yiyecek aldık ve bu yiyecekleri şu anda arabamızla eve bırakacağız ve ondan sonra da işçileri alıp eve götüreceğiz. Nereden geçiyoruz? Las Vegas'ın o sihirli yollarından, o meşhur otellerinin önünden geçiyoruz. Evet, sağımıza bakıyoruz. Caesar Palace. Yes. Evet, görüyorsunuz Caesar orada karşıda. Evet, Erkan Bey'le birlikte şu anda yol alıyoruz. Evet, merhaba arkadaşlar. Las Vegas'a hoş geldiniz. Sizle beraber burada olmak bize gerçekten büyük keyif veriyor. Sağ olsun Ercan. Konuda da hem Amerika'da yaşaması hem de bize böyle burada sahip çıkması bizi gerçekten derinden etkiledi. Çok teşekkürler kendisine. Kendimizi aslında burada misafir gibi değil, ev sahibi gibi hissediyoruz. O yüzden teşekkürler kardeşim. Amerika'da arkadaşlar araba kiralamak çok kolay. Yani evet. You All denen bir tane firma var. Diyorsunuz, hemen kısacık belgelerinizi veriyorsunuz. Anında bak böyle güzel bir tane panel van olabilir. Trak olabilir abi. Ben 19.95'e kiraladım. Evet, bu 19. Mesela bak 19.95'e panel van. Fakat bizim geçen gün kiraladığımız büyük kamyondu. Onun günlüğü $30. $30 günlüğü diyoruz ama bu arabalar iş arabası olduğu için kilometresine de ekstra $1 yazıyor. Yani ama hiç kullanmasanız, kapınızda dursa günlük 19.90, yani $20 para yazar. Evet arkadaşlar, Amerika Las Vegas'ta fuar kurulumumuz hala devam ediyor ve şu anda sizlere fuarın girişinden ne yaptıklarımızı göstereceğim. Şu anda burası Las Vegas'ta fuarın girişi ve bugün teslim günü arkadaşlar. Hi, good, how are you? First day, yeah? Evet, bugün teslim günü arkadaşlar. Herkes fuarlarını teslim almak üzere buraya geldi. Gördüğünüz gibi, bakın burası otelin girişi. Burada da Exhibition Registration yazıyor. Herkes burada Exhibition Registration yazıyor. Fuarın adı GCK Pro. Gördüğünüz gibi burada herkes şu anda içeriye girmek için izin belgelerini alıyorlar. Biz burada Türkiye olarak girişte Türkiye'yi temsil ediyoruz ve bakınız, ilk girişte gördüğünüz ilk ambleme bakınız arkadaşlar. Evet, Las Vegas'ta Türkiye'yi nasıl temsil ettiğimizi görüyoruz. İlk girişte ilk göze çarpan yazı Türkiş değil, Türkiye. Evet, görüyorsunuz, bakın Las Vegas'ta Türkiye yazısını buraya yazdık. Evet, bu fuarımız da henüz bitmedi fakat burada da son rutuşlarını yapacağız ve bugün teslimini yapacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kolumuza bileklik takıyoruz ve şu anda ben bu sabah bileklik takmayı unuttum. Aldım bilekliğimi ve içeride çantada kaldı. Gördüğünüz gibi fuardan dışarıya çıktık ve bilekliksiz içeriye almadılar. Ve şimdi gidiyorum, oradan bileklik alacağım ve içeriye ancak öyle gireceğim. A few moments later. Gördüğünüz gibi bugün bileklik siyah ve siyah bileklik almak zorundayım içeri girmek için. Evet, şimdi buradan fuarın girişi gerçekleşiyor arkadaşlar. Bakınız, buralarda herkes kendi ürünlerini sergiliyor. Fakat biz Türkiye olarak şu an ilk girişte ilk amblemi gösterdik ve şimdi devasal bir Türkiye'yi burada göreceksiniz.
Bugün açılış günü değil, bugün teslim günü. Yarın açılış gerçekleşecek. Şimdi sıkı durun arkadaşlar. 4 günden beri uğraştığımız fuarı, Türkiye'yi temsil ettiğimiz fuarı şimdi sizlere gösteriyoruz. Girişinde böyle bu şekilde bir ada. Bugün bunların hepsi teslim edilecek. Bakınız, sadece izlemeye değer. Devam ediyoruz. Bakınız. Şimdi arka tarafından tekrar içeriye doğru giriyorum. Ve bunun gibi birkaç tane üst katta da var. Ve bu şekilde bireysel standlarımız da var. Evet arkadaşlar, şu anda fuarımız bitti. Yarın sabah açılacak. Şimdi biz otoparka gidiyoruz. Otelin içinden geçiyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar, şu anda otelin için nasıl kalabalık. 5 günlük bir çalışma sonucunda müdürümüzün önderliğinde şu anda eve doğru gidiyoruz. Kurtlar Vadisi operasyonu gibi. Her şey yolunda mı amca? Her şey yolunda hikayesini biliyorsun. Yarın sabah fuarın açılışını göstereceğim ve bitirişi yapacağım. Evet, bugün fuarın açılışına gidiyoruz ve şu anda Mustang'imizle birlikte benzin almaya geldik. Evet, gördüğünüz gibi Erkan abi benzin alıyor. Şöyle Mustang'imizi gösterelim. Entrezip kod ne ya? Posta kodu. Evet, kredi kartında problem çıktı. Şimdi 50 dolarlık nakit test alacağız. How are you doing? Good. You're from Vegas or you? I am from Turkey. Turkey? Yes. Evet, gördüğünüz gibi kartları şu anda iptal ediyor ve biz de cash alıyoruz. Orada bir problem çıktı. I do video for a member. Thank you. 50 dolarlık aldık. Kaldır abi, devam. Hangisinden alacaksın? 87 mi? 89 yapalım buna ya. Yap. Pompaya da basıyoruz böyle. İşçiliği bize yaptırıyor bunlar. Bitme fiyatı yazmıyor herhalde burada. 5.49. 5.49. Evet. Yani bu aslında şey oluyor, galon fiyatı. Galon fiyatı. Yani evet. Bir galon 3.78 litre yapıyor. Evet. Yani aşağı yukarı 4 litresi ne kadarmış? 5.49 arkadaşlar. Evet. Bunda hemen hemen 4'e bölerseniz zaten litre başı fiyat çıkıyor. 1.20'ye falan geliyor. Hemen 1.20 dolar gibi litre fiyatı. Şu anki güncel fiyat arkadaşlar. 50 dolara bakın kaç litre benzin alacağız. Pardon, litre değil, galon. 8.99 galon. 9 desek 9, yani 72 4. litre hemen şey aldık. Evet, yolumuza devam ediyoruz. Mustang'imiz. Evet arkadaşlar, bugün 10 Haziran Cuma ve bugün Türkiye Fuarı'nın kurulumu şu anda gerçekleşti. Evet, yanımızdan Türkler geçiyor. Evet, ne oldu o? Yanlış mıymış? Evet, anladım. Evet. Türkiye Fuarı şu anda gerçekleşti ve sizlere şu anda açılan fuarı gösteriyorum. 5-6 gündür işçilerimizle sizlere videolar çekmiştim tek tek ve şimdi şaheserimi sizlere gösteriyorum. Bakalım nasıl bir şey meydana çıkmış. Gördüğünüz gibi girişte burada Türk İş ve Türkiye olarak bu şekilde bir fuar meydana çıkıyor. Şu şekilde bir hol var. Bakın, birinci hol. Bunların hepsi el emeği, göz nuru. Hepsi Türkiye'de imal edilip buraya getirildi ve yapıldı, takdim edildi. Şu anda fuarımızın açılışı gerçekleşti arkadaşlar. Fuarımızın mimarı Erol Pek demek. Sadece Amerika'ya değil, dünyanın her yerine bu fuardan kuruyoruz. Mimarımız Erol Pek demek sayesinde bunların hepsi Türkiye'de üretildi ve buraya tırlarla getirildi. Fakat sultalar sadece buradan alındı. Çok teşekkür ederiz. Bir haftadır yoğun bir tempoyla burada çalışma vardı. Ve şu anda bu güzelliği insanlara sunmak için video çekiyorum. Aşamalar nasıl gelişti? Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Fuar isteyen arkadaşlara da yardımcı olur musunuz? Bize ulaşsınlar mı? Bize ulaşsınlar. Onların işini düşünmesine gerekeni yaparsın. Evet, gördüğünüz gibi kısa ve öz konuşma gerçekleştirildi şu anda. Sizlere şimdi fuarımızı gösterelim tek tek. Bir eksik var mı? Nasıl? Fuarı nasıl buldunuz? Çok güzel, çok güzel. Artık bundan sonrası Türk ihracatçısını görüyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
Evet, patronumuz da şu anda bizimle son konuşmamızı yaptı. Evet arkadaşlar, bizi izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Burada Amerika'da Las Vegas'ta Türkiye fuarını şu anda kurduk ve sizlere sunduk. Her şey için çok teşekkür ederiz.